Herkese merhaba. Sony Mobil Dünya Kongresi'ne Xperia Z4 tabletle birlikte bir de akıllı telefon getirdi yeni olarak. Xperia M4 Aqua Sony'nin orta segmente mensup Android telefon olma özelliğini taşıyor. Üst sınıf Xperia telefonlarının tasarımına ödünç alan Xperia M4 Aqua gerçekten oldukça hoş gözüken 7.3 mm'lik kalınlığa sahip gövdesiyle oldukça kibar duran bir akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Telefonda 5 inç 720p ekran var. Bu ekranda canlı renklere sahip, aynı zamanda görüş açılarının da epey geniş olduğunu söyleyebiliriz. Xperia M4 Aqua kullanıcıları bu ekrandan memnun kalacaklardır. Telefonda 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci bulunuyor. 2 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza var. Depolama kapasitesi biraz düşük, ancak microSD kart yolu sayesinde bunu daha da genişletmeniz mümkün hale geliyor. Xperia M4 Aqua'nın arkasında 13 megapiksel Exmor Ares sensörlü bir kamera bulunuyor. Önde de 5 megapiksellik bir ön kamera var. Bunun dışında Sony'nin çeşitli yazılımları, kamera yazılımları da Xperia M4 Aqua kullanıcılarını bekliyor. Telefonda 2400 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bunun dışında NFC, Wi-Fi, Bluetooth gibi özellikler de standart olarak yer alıyor. Telefon adından anlaşılacağı üzere suya dayanıklı. IP65 ve 68 sertifikalarıyla bu telefonun suya dayanıklılığı belgeleniyor. Yani su altında da fotoğraf çekerken bu telefonu kullanabilirsiniz. Zaten üzerinde bulunan kamera tuşu da su altında fotoğraf ve video çekimlerinin ekrana ihtiyaç olmadan, ki zaten ekran su altında çalışmıyor, rahatlıkla fotoğraf ve video çekimi yapılabileceği anlamına geliyor. Suya dayanıklılığına bağlı olarak telefonun giriş ve çıkış yuvaları kapalı, görmüş olduğunuz gibi kapaklarla koruma altına alınmış. SIM kart ve SD kart yuvaları, bunu da bir detay olarak belirtelim. Ses bakımından da Xperia M4 Aqua iyi şeyler vaat ediyor, bunu da söyleyebiliriz. Sony Xperia M4 Aqua ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntı ve fotoğraflarını Teknoblog'daki ön inceleme yazısında bulabilirsiniz. Mobil Dünya Kongresi'ndeki gezintimize devam ediyoruz.